2022'nin ilk krizi Kazakistan'da patladı. Orta Asya'nın istikrarlı, kaynak zengini ülkesi zamlar nedeniyle kitlesel öfke patlamasına maruz kaldı. Zamlar geri alındı, sözler verildi ancak kitlesel öfke durmadı. Doğrudan devleti hedef aldı. Bir iç isyanı, bir rejim meselesine, bir dışarıdan müdahaleye dönüştü. Bir kez daha, bir ülkede daha özgürlük ve refah talepleri, devleti, merkez iktidar alanını imha noktasına yöneliyordu. Bu çelişki, dışarıdan müdahalenin kapılarını açan en önemli faktör haline geliyordu. Bu videoda anlatılanlar, İbrahim Karagül'ün yazısından alıntılanmıştır. Öfkeyi kim yönetiyor? Bir kez daha, bu öfkeyi kim yönetiyor sorusu öne çıktı. Bütün bu senaryoların arkasındaki gücü, iradeyi, oyunu, aklı bulmayı en kritik mesele haline getirdi. Kazakistan yönetimi öfkeyi bastırmak için dışarıdan yardım istedi. Rusya ve Kolektif Güvenlik Teşkilatı üyeleri askeri destek kararı aldı. İşte tam burada protestocular da devlette kaybetmiş oldu. Asya'nın kalbi, Türk Devletleri Teşkilatı kimler için tehdit oldu? Orta Asya, Avrasya'nın kalbidir. Çin, Avrupa, Çin, Afrika, Doğu-Batı ekonomik akışın, tedarik hatlarının, jeopolitik hesapların merkezidir. Orta Asya şu an dünyadaki bütün ekonomik, güvenlik planlarının ana eksenidir. Amerika ve Avrupa ile Çin ve Rusya'nın ana çatışma alanıdır. Türk devletleri güçlü kaynaklarıyla, paha biçilmez konumlarıyla bütün küresel projelerde söz sahibidir. Bu kadar kritik coğrafyanın güç inşa etmesi, merkez güçler için büyük tehdit demektir. Bu yüzden son dönemde kendini iyice hissettiren Türk Devletleri Teşkilatı hem Doğu hem Batı için tehdit olarak algılanıyor. İmparatorluklar kuşağında yeni bir orta kuşak gücü. Onlar için Orta Asya bir Orta Doğu olmalıdır. Kaynakları çok ama bu kaynaklar Doğu ya da Batı'ya akmak zorundadır. Bu kader tayini çok uzun süreli bir himaye, sömürge, denetim demektir. Kurtulmanın tek yolu Anadolu'dan Çin Seddi'ne bir orta kuşak gücü inşa etmektir. İmparatorluklar kuşağını yeniden harekete geçirmektir. Türkiye'nin temel düşüncesi de budur. Türk cumhuriyetlerini çağırdığı yer de budur. Bir Türk ekseni küresel güç haritasının tam merkezine yerleşebilir. Özgürlük ve refah, devletin varoluşu, yeni müdahale alanı. Bu düşünce Doğu içinde, Batı içinde tehlike demektir. Çünkü yeni bir oyun alanı inşa edilmektedir. Tanımlanmış merkez güçlere yeni bir oyun eklemektedir. Kazakistan'daki mesele bir iç mesele değildir. Masum özgürlük ve refah taleplerinin nasıl istismar edileceğine çarpıcı bir örnek oluşturmaktadır. Kitleler de, devlet de özgürlük ve refahla ülkenin, devletin varoluşu arasına sıkışıp kalmaktadır. Bu çaresizlikse merkez güçlere yeni müdahale alanı açmakta, coğrafi konumlamalar yapmalarını kolaylaştırmaktadır. Kitleyi silah yap, devletleri çöz. Savaş yöntemi bu. Kitlelerin zaaf ve ihtiyaçlarını kullanıp devletleri çözme üzerine yeni tür savaş yöntemi başladı. Bunu Orta Doğu'da, Latin Amerika'da, Doğu Avrupa'da ve Orta Asya'da deniyorlar. Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerde kadife devrimlerle başladı. Arap dünyasında Arap Baharı dalgasında öfkeyi kullanarak devam ettirildi. Şimdi yeni aşamaya geçiliyor. Kitleleri silah olarak kullanıp devletleri çözme, ülkeleri dağıtma, yol üstünde kurulu düzen bırakmama planı uygulanıyor. O kuşaktaki her ülke tehlikede. Açıkça söyleyelim, Çin'den başlayıp Orta Asya, Güney Asya, İran, Anadolu, Balkanlar, Doğu Avrupa, Basra Körfezi ve Kızıldeniz arası, Kuzey Afrika ve Orta Afrika hattı üstündeki bütün ülkeler böyle bir tehditle yüz yüze. Bu, Amerika ve Avrupa ile Çin ve Rusya'nın güç savaşıdır, paylaşım savaşıdır.
söz konusu kuşakta yeni bir siyasi dil, güç, ortaklık inşa edilemezse çok endişe verici yıkımlar yaşanacaktır. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde bu bölgelerde sonsuz çatışmalar başlayabilir. Büyük fırtına. Türkiye bu düzeni sarsmaya çağırıyor. İşte Türkiye bu büyük fırtınayla mücadele ediyor. Orta Doğu, Orta Asya'yı, Kuzey ve Orta Afrika'yı 21. yüzyıl için kurulan yeni sömürge, güç düzenini sarsmaya çağırıyor. Devletleri korumaya, milletleri korumaya, ülkeleri korumaya, coğrafi yükselişlere devam ediyor. Bu yüzden en ağır saldırılar Türkiye'de denendi. Dışarıdan ve içeriden korkunç bir çevreleme, kuşatma, başını kaldıramayacak hale getirme denemeleri yapıldı. Yeni süper güç doğacak. Ancak Türkiye bunları aştı. Bütün küresel ve coğrafi okumaları doğru yaptı ve mücadeleyi tam bu sıfır noktasında başlattı. Şimdi Doğu'nun ve Batı'nın merkez güçleri yeryüzünün ana ekseninde yeni bir süper güç doğmaması için amansız saldırılar yapıyor. Durdurabilirler mi? Orta ve uzun vadede hayır, asla durduramazlar. Bu olacak. İşte o zaman dünyanın ekseni değişecek. Özgürlük silahı, köleler ordusu. Özgürlük ve refah, bireylerin ve kitlelerin hepimizin tartışılmaz hakkıdır. Ancak 21. yüzyılda sadece bu haklarla ayakta kalmak zor görünüyor. İki değer de çok kolay silaha dönüştürülüyor. Bu silahla özgürlük isteyenin ülkesi, devleti, vatanı, geleceği vuruluyor. Bu silahla kitlelerin talebi dış müdahale aygıtına dönüştürülüp devletleri çözüyor. Ondan sonrası malum, kitleler sahipsiz kalacak. Çok uluslu şirketler için köleler ordusuna dönüşecek. 21. yüzyıl gerçeği, devletini kaybeden kitlelerin sefaleti. Bu yüzyıl, devletini kaybeden büyük kitlelerin sefaletine tanık olacak. Merkez iktidar alanını koruyan, daha da güçlendirenler ayakta kalacak. Türkiye, olağanüstü bir çabayla savunma kalkanlarını bu yüzden güçlendiriyor. Merkez iktidarı bu yüzden güçlendiriyor. Yakın olduğu bütün ülkelere aynı şeyi öneriyor. Kazakistan'da olanları sözünü ettiğimiz kuşakta başka ülkelerde de göreceğiz. Dikkat edelim, her zaafımız, her düşüncesizliğimiz ülkemize ağır bedeller ödetiyor ve bizden çok fazla şey alıyor. Biz de, devlet de, ülke de çok şey kaybediyor. Peki kimler kazanıyor? Sadece bunun cevabı gerçek için yetecektir. Bir güç patlaması olacak. Umutlu ve çok dikkatliyiz. Yeryüzünün ana ekseni bir kez daha doğunun ve batının kölesi olmamalı. Bir yüzyılı daha böyle kaybetmemeli. Devletler de, milletler de küçük hataların büyük felaketler getireceğini görmeli. Kazakistan bunun üstesinden gelecek. Orta Asya ülkeleri bu tuzağı görecek. Türkiye ülkeleri doğru yere çağırmaya devam edecek. Doğu-Batı arasına sıkışan büyük coğrafyada bir güç patlaması yaşanacak. Endişeli değiliz, umutluyuz. Ama çok dikkatliyiz.